Herkese merhabalar. Uyanan Avrupa ve Sarsan Osmanlı konusuyla LGS İnkılap Tarihi yolculuğumuza başlıyoruz. Herkes bayraklarını assın. Herkes mükemmel bir şekilde arkasına yaslanıp emniyet kemerlerini bağlasın. Kimle savaşıyoruz Sonuç Erhan'ım benim? LGS ile savaşıyoruz. Doğru, LGS ile savaşıyoruz. Esasında LGS ile değil. Bize atalarımızı, bize geçmişimizi, bize tarihimizi unutturmak isteyenlerle savaşıyoruz. Yani cehaletle savaşıyoruz. O zaman... Kimle savaşıyormuş Tonguç evladım benim? Cehaletle savaşıyoruz. Harikasın cehaletle savaşıyoruz. Zaten Mustafa Kemal Türk'e diyor ki cehaletle savaş düşmanla savaştan daha az önemli değildir diyor. Yani düşmanla savaş kadar önemlidir diyor. Bizler bu sene LGS'de 2025'te sözel bölümde inkılap tarihinde hedefimiz kaç doğru çelaldi benim? 10'da 10 hocam. Harikasın. Hiçbir soruyu kaçırmak istemiyoruz. 10'da 10 yapacağız. Dolayısıyla da bütün bilgileri bilmemiz lazım. Cehalete karşı savaş açmamız lazım. Her birini sizlere çok güzel bir şekilde anlatacağız. Bugün sizlerle birlikte inkılap tarihinde ilk konumuz olan Uyanan Avrupa ve Sarsılan Osmanlı'yı öğreneceğiz. <laughs> gerçekten Avrupa uyanacak... Osmanlı Devleti ise sarsılacak. Bununla alakalı çok güzel bilgiler vereceğiz size. Ve buradan da mutlaka LGS'de soru geliyor. 2025'te daha doğrusu 2024'te bu konudan soru gelmedi. Ama bağlantı olarak geldi. LGS 2025'te mutlaka bu konudan soru bekliyoruz. Çok güzel başlıklarımız olacak. Hatta başlıklarımıza göstereyim. Fransa itirali, Sanayi İnkılabı, Tanzimat Fermanı, Meşrutiyet, Osmanlıcılık, Türkçülük, Siyasi ve Sosyal, Milliyetçilik Akımı. Bu kavramlar sınavda %100 gelecek demek. Yani bunları mutlaka bilmen lazım. Bunları 8. sınıf 1. yazılında veya LGS soracaklar. O yüzden hazırlıklı olmalısın. Biz ilk başta güzel bir resimle giriş yaptık. Kazanımları da birazdan sana söyleyeceğiz. Öğrenme çıktıları nedir? Temel kabuller nedir? Bunları göreceğiz. Zaten coğrafi keşifler, Rönesans, Reform, Aydınlanma Çağı, Fransız İtiler ve Sanayi Klabı bu zaten 7. sınıfın son konularındaydı. Bunu bildiğimiz kabul ediliyor. Ama ben sanki hiç bilmiyormuşsunuz gibi size şimdi mükemmel bir şekilde anlatacağım. Arkanıza yaslanıp dikkatli bir şekilde dinleyin. Sonrasında da sonrasında da çok güzel bir şekilde ilerleyeceğiz. Burada şu çok önemli Tonguç'um. LGS inkılap tarihinde bilgiye dayalı net tarih, kronoloji, isim sorulmuyor. Bir paragraf verilip o paragraftan yorum yapmamız isteniyor. Dolayısıyla biz bol bol soru çözmemiz gerekecek. Ben burada sana Dinamo Soru Bankamızdan sıfırdan sekizeden ödevler vereceğim. Ancak ödevlerine geçmeden önce sana kesinlikle kesinlikle daha dersin başında mutlaka sınavda yüzde bin trilyon bak yüzde %100 yüz demiyorum yüzde bin trilyon çıkacak olan bir bilgi vermek istiyorum. Bunu geçen sene 7. sınıfta da öğrenmiştik. Bu sene 7'den 8'e kampımızda da ara ara bahsetmiştik ama şimdi bir kez daha sana soruyorum. Milli bağımsızlık neydi? Milli egemenlik neydi? Milli bağımsızlık ülkeyi kurtarmak. Milli egemenlik ise ülkeyi halkın yönetmesi. Mükemmelsin, harikasın, müthişsin, harikasın, süpersin. Gerçekten de buydu. Milli bağımsızlık ülkenin her anlamda siyasi anlamda. Ekonomik anlamda, askeri anlamda, Özgür ve bağımsız olmasıydı Biz Kurtuluş Savaşı'nın milli bağımsızlığımız için yaptık. Ülkemizi düşmandan kurtardık. Batı cephesinde Yunanlarla, Doğu cephesinde Ermenilerle, Güney cephesinde Fransızlar ve Ermenilerle mücadele ettik. Bağımsızlığımız için. Bayrağımızı dalgalandırmak için. Aynı zamanda manda ve himaye reddetti. Kurtuluş Savaşı sırasında bazıları diyor ki... Efendim İngiliz mandasından mı girsek? Yani İngilizler içlerimizde serbest bırakıp dışlarımızda İngiltere'ye mi bağlı olsak ya da Amerika'ya mı bağlı olsak şeklinde mandamanda manda konuşan tipler var. Bunu reddedeceğiz Erzurum Kongresini ve misak-ı milli kararlarını alacağız. Yani ulusal yeminimizi edeceğiz. İşte ülkemizi düşmandan kurtarmakla alakalı her şey milli bağımsızlık olacak. Ve LGS'de, 2025 LGS'de cevabın milli bağımsızlık oldu. C, milli bağımsızlık. Ya da Milli egemenlik oldu. D milli egemenlik oldu. Bir soru yüzde yüz gelecek. O yüzden bu sayfa çok önemli. Şu anda daha dersimizin iki üçüncü dakikasında bir netice cevap atmış oluyor Songuç'um. Milli egemenlik ise ülke yönetiminde ve geleceğinde halkın yani millet iradesinin söz sahibi olması. Mesela Büyük Millet Meclisi'nin açılması. Türkiye Büyük Millet Meclisi halk yönetiyor. Sizin sınıfta başkanı kim seçiyor? Halk seçiyor değil mi Tonguç Elal Evet hocam. Aynı onun gibi Türkiye'de de başkanı halk seçiyor. Saltanatın kaldırılması yani padişahlığın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı 29 Ekim 1923'te bunlar da milli egemenlik olacak. Esasında inkılap tarihi bu iki kavram üzerine yoğunlaşıp ilerleyecek. Yani biz bazen savaşlar konusunu göreceğiz, bazen kapitülasyonları kaldıracağız, bazen Lozan Anlaşması'nda tavizler vereceğiz. Bunların hepsi milli bağımsızlık alakalı olacak. Bazen saltanatı kaldıracağız, bazen cumhuriyeti ilan edeceğiz, bazen halifeliği Bunlar hep milli egemenlik alakalı olacak. Esasında, esasında Mustafa Kemal Atatürk'ün dört temel amacı vardı. Hatta burada şöyle Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını atarak bunu da hemen paylaşmak istiyorum. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, birinci amacı tabii ki de milli bağımsızlığı sağlamak. Yani ülkeyi düşmandan kurtarmak. Fakat bunu yapabilmesi için milli birlik ve beraberliği sağlaması lazım. Sana hemen bir soru sormak istiyorum Tonguç'um. Ben bu kalemi kırabilir miyim? Evet hocam. Kırabilirim, çok güzel. Ama bu kalemlerin hepsi bir araya gelse, şimdi şu Tonguç kalemliğindeki bütün kalemleri çıkarıyorum... Bunların hepsini kırabilir miyim sence Tonguç Eladın benim? Hayır hocam. Kıramam. Ben değil Tuna Tavus bile kıramaz. Niye? Çünkü gerçekten fiziksel olarak imkansız. Bunlar artık birbirlerini kuvvetli bir şekilde koruyorlar. Yani bu dünyanın en güçlü adamı gelse de kıramaz. İşte birlikten kuvvet var bu. Mustafa Kemal Türk dağınık, bölgesel olan Kuvay Milliye'yi yani askeri güçlerimizi veya 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 veya, veya cemiyetleri tek bir çatı altında birleştiriyor ve tek bir güç haline getiriyor. O zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün birinci amacı esasında milli birlik oluyor. Milli birlik ve beraberlik. İkinci amacı milli birlik sağlıktan sonra az önce söylediğimiz yurttan düşman atmak yani milli bağımsızlık oluyor. Üçüncü amacı bunu yaparken tek başına karar vermiyor. Ben dediğim olacak bitti gitti bundan sonra da benim oğlum gelecek diyor mu? Hayır hocam. Demiyor tabii ki. Mustafa Kemal aksine cumhuriyeti getiriyor. Her zaman heyetlerin görüşlerini önelen alıyor. Bu da milli egemenlik olacak Tonguç evladım benim. Milli egemenlik halkın görüşleri, halkın karar vermesi. Son amacı ise laiklik ve çağdaşlaşma. Laiklik ve çağdaşlaşma da şu ülkemizin Avrupa medeniyetleri gibi Avrupa milletleri gibi Batı medeniyetleri gibi güçlü, çağdaş, modern olmasını istiyor. İşte inkılap tarihi dersinin konusu bu dördü üzerinde yoğunlaşıyor. Bizim cemiyetleri tek bir çatı altında toplamamız milli birlik. Düşmanla savaşmamız kuvay milliye, milli bağımsızlık. TBMM'nin açılması Cumhuriyet'in ilanı milli egemenlik. İşte şapka kanunu Veyahut da Medeni Kanun, ve Çağdaşlaşma gibi şeyleri her birini çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Şu anda daha dersi bizim başında bir netice battın, Harikasın, mükemmel stonk şelani benim. Hızlı bir şekilde başlıyoruz. Hedefimiz 10'da 10 yapmak. Mükemmel bir şekilde cehalette savaşıyoruz ve cehaleti de yerle bir edeceğiz. Atalarımız zamanında düşmanı denize döktü. Onlara yüzmeyi öğretti Yunanlara. Şu anda gerçekten iyi yüzüyorlar. Ben baktım geçen Yunanistan'a gittim. Adamlar bayağı iyi yüzüyorlar. kim öğretti bu yüzmeyi? <laughs> Şaka da böyle bir şey demedim ama gerçekten güzel yüzüyorlardı. İyi çünkü ta İzmir'den döktüğün zaman Atina'ya kadar yüzmeler için bayağı bir yüzmeler lazım. Adamlar kol kaslarını geliştirmişler. Helal olsun iyi yüzüyorlar. Tebrik ediyoruz onları. Şimdi yüzmeyi öğrenmek isteyen başkaları varsa da onları da bekliyoruz. Burası Türkiye diyoruz. Şimdi milli bağımsızlık ve milli gemali kavramlarıyla giriş yaptık ama... ...bugünkü dersimizde esasında Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında... Osmanlı Devleti'nin 20. yüzyıl başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrayacağız. Maalesef Osmanlı'nın 20. yüzyıl başlarındaki durumu birazcık sıkıntılı. Çünkü coğrafi keşiflerle Avrupa zenginleşiyor. Sanatta kendini yeniliyor. Reform sayesinde dinin baskısından kurtuluyor. Aydınlanıyor, teknolojik gelişmeler yapıyor. Krallarını indirip tahttan halkların ülke yönetmesini sağlıyor ve artık terzide saatlerce, günlerce uğraşıp dikilen bu gömleği Fabrikada 5 dakikada üretmeye başlıyorlar ve hızlı bir üretime geçiyorlar. Ve zenginleşiyorlar. Ve bunun sayesinde de dünyayı kontrol etmeye başlıyorlar. Biz ise maalesef coğrafi keşifler yapmıyoruz. Sanatta ilerleyemiyoruz. Aydınlanma çağına onlar kadar hızlı geçemiyoruz. Ve en önemlisi Fransız ihtilalinden etkileniyoruz. İçimizdeki devletler isyan ediyor. Veyahut da bunun için işte meşrutiyet ya da kanun esası gibi demokratikleşme adımları yapıyoruz. Ama sanayi inkılabına ayak uyduramadığımız için biz hala bu gömleği elimizle terzide boyamaya çalıştığımız için biz bunu binlerce liraya mal ediyoruz. Ama adamlar fabrikada 5-10 liraya mal edip bize satıyorlar ve ekonomimiz çöküyor Tonguç'um. Bunlar da çok çok önemli. Bu konuları bilmemiz lazım. Birazdan hepsini hiç bilmiyormuşsun gibi anlatacağım. Çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Bu kavramlar önemli dedik. Bunlar anahtar kavramlar dedik. Hem birinci yazılımıza hem de LGS'e gelebilir dedik. Çok basit kavramlar hepsini çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Arkamıza yaslanalım. Emniyet kemerimizi bağlayalım. Esasında Uyanan Avrupa dediği biliyor musun Tonguç Helal'in benim? Uyanan Avrupa şu. Avrupa esasında coğrafi keşifler öncesine kadar hatta sana bombayı patlatıyorum. İstanbul'un fethine kadar uyuyordu. Yani İstanbul'un fethiyle biz yani yepyeni bir çağ başlattık. İşte kıtaları birleştirdik. Dünyanın en güçlü devleti olduk ama Avrupa'nın da maalesef uyanmasına sebebiyet verdik. Yani İstanbul'un fethi bizim için bir iniş noktası olmaya başladı. Neden olduğunu hemen şimdi anlatacağım. Gel bak. Şimdi dersimizde Tonguç Helal'in benim uyanan Avrupa'ya geçmeden önce. Öncelikle bazı çeşitli coğrafi bölgeler var. Bunları mutlaka bilmelisin. Yani sınavlarda bununla alakalı sorular geliyor. Mesela Anadolu'nun burası olduğunu bilmelisin. Kafkaslar, Birinci Dünya Savaşı'nda savaşacağız. Orta Doğu, şu anda günümüzde Suriye'nin, İsrail'in, Lübnan'ın, işte ın, İran, İran'ın bulunduğu yerler. Ya da Arap Yarımadası, günümüzde Suudi Arabistan'ın, Mekke'nin, Medine'nin bulunduğu yer. Kuzey Afrika, burada bile toprağımız var Birinci Dünya Savaşı sırasında, öncesinde daha doğrusu. Avrupa, Balkanlar, Batı, doğu bu kavramları çok iyi bilmemiz lazım. Neden? Birazdan bunu zaten konu anlattıkça göreceksiniz Tonguç'um. Şimdi 20. yüzyıl başlarında yani 1900'lü yıllarda işte 1. Dünya Savaşı 1914-1918 arasında oluyor. Avrupa ve Osmanlı Devleti'ni bilmemiz lazım. Bak Osmanlı'nın gördüğün gibi Balkanlarda toprakları var. Kuzey Afrika'da toprağı var. Bunu İtalyanlar alacak elimizden. Burayı da Balkan Savaşları'na kaybedeceğiz. Ancak burada önemli olan buraları da 1. Dünya Savaşı'na kaybedeceğiz. Ama burada önemli olan tamamen yok olmamak için Ülkemizi kurtaran bir lider var. Kimdir o? Mustafa Kemal Atatürk. Harikasın. Mustafa Kemal Atatürk milli birlik ve beraberliği sağlayarak milli bağımsızlığımızı gerçekleştirecek. Peki bunu nasıl yapacak? Ama bu son duruma nasıl geldik? Onu hemen görelim. Öncelikle Tonguç Ela'nın benim burada coğrafi keşifler çok çok önemli. Coğrafi keşiflerle Avrupalılar zenginleşiyor. Zenginleştikten sonra edebiyat, bilim ve sanatta gelişmeler yaşıyorlar. Kilisenin baskısını ortadan kaldırıyorlar, aydınlanıyorlar. Fransız ihtilali ve Saray Enkılabı ile de gerçekten çok güçleniyorlar. Peki bu nasıl oldu? İstersen gel hikayemizin başına dönelim. Şimdi burada şöyle bir şey var Tonguç'um. Coğrafi keşiflerden önce dünya ikiye ayrılıyor. Batı ve Doğu diye. Doğu'da Çin var, Hindistan var. Çin'de çok güzel ipekler var, çok güzel kumaşlar var. Hindistan'da da baharat var. Baharat neden önemli? Çünkü baharat yiyeceklerin bozulmasını engelliyor. Eskiden elektrik yok, buzdolabı yok. Sen eti saklaman için mesela şu anda sucuk, salam, sosis dediğin şeyler çiğ et. Onların içine baharat koyuyorsun, bozulmuyor. İşte baharat çok değerli. Doğu'daki baharat ve ipek bu yollar aracılığıyla yani ipek ve baharat yolu aracılığıyla Batı'ya geliyor. Yani Avrupa'ya geliyor. Şimdi Avrupalılar bu doğudan gelen ipek ve baharatı rahat rahat Alırlarken bir anda biz İstanbul'u fethedince Batı ile Doğu'nun bağlantısını kesiyoruz. Doğu'dan gelen ipek ve baharat artık Osmanlı Devleti'nin kontrolünde Avrupa'ya geçiyor. Avrupalılar diyor ki What the hell is going on? Ne olacak ya diyor. Patladık diyor. Eyvah diyorlar. Ne yapacağız? Biz en iyisi yeni yollar bulalım diyorlar. Doğu'ya gitmek için yeni yollar bulalım. E nasıl yapacağız? E, pusulayı bulduk. Aynı zamanda gemilerimiz de iyi. Bunu İspanyollar ve Portekizler diyor. Hadi o zaman diyor. Vira Bismillah diyelim tabi onlar Bismillah demiyorlar ama hadi bakalım diyelim ve Dümdüz gidersek belki dünya yuvarlaksa dümdüz gidersek doğuya ulaşırız diyorlar. Batıdan dümdüz gidersek doğuya ulaşırız diyorlar. Gerçekten de Christoph Kolomb dümdüz gidiyor ve Hindistan'a ulaştığını zannedip India diyerek Amerika'ya geliyor. Hatta bunun yardımcısı var Amerika ve diyor ki kardeş burası başka bir yer ben buraya kendi ismi vereceğim. Amerika ismini veriyor ve Amerika'yı buluyorlar. Yani yeni dünyayı keşfediyorlar. Burası eski dünya burası yeni dünya. Amerika'yı keşfedince inanılmaz zenginliyorlar. Sonrasında Magellan buradan Magellan Körfezi'den geçerek dünyanın yuvarlak olduğunu buluyor. Aynı zamanda Vasco de Gama ve Bartelmi Diaz da buradan Kıyıları takip ederek Ümit Burnu'nu keşfedip Buradan Hindistan'a ulaşıyorlar. Yani adamlar Hindistan'ı keşfediyor. Zaten vardı ama bu yollardan keşfediyor. Afrika'yı keşfediyor. Elmaslar. Avustralya'yı keşfediyor. Güney Amerika'yı, Kuzey Amerika'yı keşfediyor. İnanılmaz zenginliyorlar. Tabi burada şu da var. Burada bu patlamalı silahlar yani barutu buldukları için gittikleri yerde adamlar onları kılıçlarla karşılıyor. Bunlar silahlarla direkt vurup öldürüp her türlü mallarına el koyuyorlar. Birazcık kan döküyorlar. Hatta birazcık değil mi? Bayağı bir kan döküyorlar. Bir sürü insanı öldürdükten sonra birçok zenginliğe sahip oldular... Bu zenginliğe sahip olduktan sonra Avrupalılar tabii bizimkiler hala oturuyor burada. Bizimkiler iyi. Akdeniz göl. Karadeniz göl. Kuzey Afrika bizim. Fas, Tunus, Cezayir, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, İran, Irak, İsrail, Suriye. ...işte başkan başka ne diyebiliriz? Lübnan, başka ne diyebiliriz? Yemen, Dubai, Mubai hepsi hepsi bizim. İran, Irak, Kafkaslar ta Viyana'ya kadar bizim. Viyana bizim değil ama Viyana'nın öncesi. Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Macaristan, Avusturya bunların hepsi bizim. Hatta hani diyoruz ya Bulgaristan, Yunanistan. Ya bunlar 500 yıl bizim altımızda yaşamış devletler. Biz çok güçlüyüz. O yüzden biz uyanmıyoruz ama Avrupa uyanıyor. Avrupa biz İstanbul'u fethedince yeni yerler keşfediyor ve oradaki insanları katlederek, oradaki insanları kontrol ederek zenginleşiyor. Zenginleştikten sonra coğrafi işler Avrupalılar zenginleştikten sonra edebiyat, bilim ve sanatta yenileniyorlar. Adamlar ressamlara para yağdırıyor. Adamlar sanatkarlara para yağdırıyor. Çünkü para çok parayı yağdırınca sanatkarlar ve bilim insanları çalışmalar yapıyorlar. Hatta matbaayı buluyorlar ve İncil çoğaltılıyor. İncil çoğaltılınca da reformu gerçekleştiriyor adamlar. Burada Martin Luther diye bir adam var. Bu adam diyor kiliseye. Kardeş diyor siz diyor cennetten arsa alıp satıyormuşsunuz ya diyor iyiymiş diyor vallahi işler iyi diyor. Ben diyor cehennemi almak istiyorum diyor. Nasıl yani diyor kilise. Evet evet ben cehennemi satın almak istiyorum diyor. Nasıl yani? Ya? Evet ben cehenneme neyse parası vereceğim diyor. Tamam diyor kilise bulduk bir salak bunu kandıralım bunu kandıralım cehenneme verelim buna diyorlar. Kaç para diyor cehennem? Bu kadar para. Tamam tüm parasını veriyor ve cehennemi satın aldım diyor. Diyor ki kilise ben cehennemi aldım mı? Evet evet aldın diyor. Sonra Martin Luther halka dönüyor diyor ki arkadaşlar artık cehennem gitmenize gerek kalmadı. Çünkü ben cehennemi satın aldım sadece cenneti var diyor. Ve böylece insanlar kilisenin esasla kandırdığını anlamış oluyor. Ve diyorlar ki Protesto ediyoruz diyorlar. Protestanlık ortaya çıkıyor. Kalvenizm gibi farklı farklı, Anglikanizm gibi farklı farklı mezhepler ortaya çıkıyor. Ve sadece Katolikler ve Ortodokslar değil, farklı farklı mezhepler sayesinde kilisenin baskısı Avrupa'nın üzerinden kalkıyor. Ve aydınlanıyorlar. Akıl ön plana çıkıyor. İnsanın günahsız bir şekilde doğduğu ortaya çıkıyor. Ve bu sayede Avrupalılar bilimde inanılmaz ilerliyorlar. Newton yasaları ortaya çıkıyor, çok güçleniyorlar. Ve Milliyetçilik akımı yayılıyor Avrupa'da. Fransız İhtilali ortaya çıkıyor. Sanayi inkılabıyla makine gücüne geçiyorlar. Hani az önce demiştim ya Tonguç'um. Bu gömleği artık eliyle saatlerce boyamak, dikmekle uğraşmıyorlar. Fabrikada fırf, iki dakikada buharlı makineler sayesinde hızlı bir şekilde üretiliyor. Ve bunun sonrasında da sömürgecilik yarışı başlıyor. Yani bu gömleğin ham maddesi olan pamuk ve bu pamukla diktikleri gömleği satabilecekleri müşteri yani pazar arayışına giriyorlar ve tüm dünyayı sömürmeye başlıyorlar. Hatta tüm dünyayı sömürmeye başlıyorlar dedim ama gerçekten de sömürüyorlar. Bak Kanada İngilizce konuşuyor. Amerika İngilizce konuşuyor. Çünkü İngilizler buraları alıyor. Brezilya, Arjantin, Şili bunlar hep Portekizce konuşuyor. Buraları İspanyollar yani Portekizce diyorum. İspanyolca konuşuyor. Buralar hep İspanyollar ve Portekizler sömürüyor. Afrika Ortaları İngilizce, aşağısı İngilizce, üst taraf tamamen Fransız konuşuyor. Git bir Fas'a, Tunus'a, Cezayir'e, Libya'ya. Hepsi ana dili gibi Fransızca biliyor. Sen nereden biliyorsun Fransızca? Kendin şimdi Fransızca şengen alamıyorsun ama Fransızca ana dili gibi biliyorsun. Niye? Çünkü bunların dedelerini sömürüyorlar. Hindistan İngilizce biliyor. Avustralya bayrağı bile İngiliz bayrağı. Buraların hepsini sömürüyorlar ve inanılmaz büyük bir imparatorluk kuruyor İngilizler. Güneş batmayan yani her dönemde, her meridyende, her an güneşin batmadığı büyük imparatorluklar kuruyorlar. Sonrasında Almanya ve İtalya sonradan kurulacak ve diyecekler ki ne oluyor ya? Ahtung yani ne oluyor kardeş? Siz her yeri sömürmüşsünüz diyerek İngiltere'ye ve Fransa'ya savaşacaklar. Çünkü buralar İngilizlerin, buralar Fransa'nın ya. Ve Birinci dünya savaşı ortaya çıkacak. Hepsi birbirine girecek. Sonra da bizde de saldıracaklar ama biz diyeceğiz ki hop kilo Mustafa Kemal Atur diyecek ki sizler bize saldırıyorsunuz. Bizi yenmeye çalışıyorsunuz ama bizim size söyleyeceğimiz tek bir cümle var. Nedir o da Tonguç herhalde benim? Geldikleri gibi giderler. Harikası. Geldikleri gibi giderler diyor. Ve gerçekten onları geldikleri gibi gönderiyor diyoruz ve korumuz bu. İSAS inkılap Tarihi de bu. Şimdi coğrafi keşiflerin sebebinin ve sonucunun ne olduğunu görmüş olduk. Coğrafi keşiflerle yeni ticaret yolları bulunuyor. Avrupa zenginleşiyor ee, ve Osmanlı etkisine bakalım. Akdeniz limanları, İpek ve Baharat yolları önemini kaybediyor. Avrupalı devletlere de ticari ayrıcalık anlamına gelen kapitülasyonlar veriyoruz. Çünkü Avrupalar artık bu Akdeniz limanlarını kullanmayıp Atlas Okyanusu limanlarını kullanınca biz diyoruz, gelin gelin burayı kullanın. Biz size ticari özgürlük veriyoruz. Rahat rahat istediğinizi alıp satabilirsiniz diyoruz. Buna ticari ayrıcalık anlamına gelen kapitülasyon deniyor ama bu bizi mahvedecek. Sonradan çok zor olacak. Bunu kaldırmak için yıllarca savaşacağız. Hatta Kurtuluş Savaşı'nı kazandığımız halde Lozan'da bile kaldırmak istemeyecekler. Diyeceğiz ki biz yeniden savaşırız. Tamam o zaman kaldırıyoruz diyecekler. Yani kapitülasyonların kaldırılması KİLGES'te %100 gelir. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması kadar önemli. Yani Sakarya Zaferi mi daha önemli? Kapitülasyonların kaldırılması desen... herhalde ben kapitülasyonların kaldırılması derim. Niye? Çünkü sen Sakarya Zaferi'ni kazan... ...büyük taarruzda kazan, Kurtuluş Savaşı'nda kazan... ...ama kapitülasyonları kaldırmazsan ekonomi bitiyor. Ekonomi bitince zaten battın gittin. Hiçbir anlamı yok. Zaten savaşların temel sebebi para... Sen parayı çözemediysen rezil durumdasın. O yüzden kapitülasyonlar ilk başta biz güçlü olduğumuz için onlara böyle ticari ayrıcalık veriyoruz ama sonradan başımıza bela olacak. O yüzden coğrafi keşiflerin Osmanlı etkisine hemen şöyle olumsuz bir ifade ediyorum. Çünkü bizim bizim için etkisi çok çok kötü olmuşum. Rönesans, bilim, sanat, edebiyatta gelişmeler yaşanıyor. Avrupa Osmanlı'nın önüne geçiyor. Bu da bizim için kötü. Reformda kilise baskısı ortadan kalkıyor. Avrupa'da mezhep birliği yani katolikler ve ortodokslar dediğimiz mezhep birliği bozuluyor. Avrupalar birbirine giriyor. Bu bizim için iyi oluyor. Biz o sırada ilerliyoruz içeride rahat rahat. Kanuni Sultan Süleyman zamanında büyük fetihler öyle yapılıyor. Bunlar birbiriyle savaşırken biz de rahat rahat çikilop çikilop içeri doğru ilerliyoruz. Aydınlanma çağı bizim için kötü oluyor. Niye? Her konuda akla öncelik verecekler. Osmanlı bilim ve teknik alanında maalesef Avrupa'nın gerisinde kalıyor. Adamlar çok güçleniyorlar. Bir diğer önemli gelişme ise sanayi inkılabı. Makine gücüne geçiliyor. Ham madde ve pazar arayışı başlıyor. Sömürgecilik yarışı başlıyor. Yani küçük devletleri sömürmeye çalışıyorlar. Gidip de orayı artık almak yerine orayı köle yapıyorlar. Mesela şöyle düşün. Ben sabahtan akşama kadar ders anlatıp para kazanıyorum. Sonra gidip buna veriyorum paramı. Ne oldu? İşte beni sömürdü. Yani ben çalışıyorum. Ve hatta benim ülkemde çıkan demirle yapılıyor belki de bu. İşte bu bir sömürgecilik. Ama sen kendi teknolojini geliştirirsen o zaman sömürülmemiş olursun. İşte benim ülkemde çıkan pamuğu eğer benim ülkemden alıp gömlek haline getirip bana satıyorlarsa bu bir sömürgecilik oluyor ve sömürmeye başlıyorlar. Bu göstermeden yapılan bir sömürgecilik ama bir de direkt silahlarla saldırıp yaptıkları sömürgecilik var. Bize Kurtuluş Savaşı'nda silahlarla direkt saldıracaklar ama biz diyeceğiz ki hop kilo ne oluyor? Şimdi sanayi inkılabı Osmanlı için gerçekten rezil bir şey. Osmanlı Devleti resmen bitiyor. İşsizlik artıyor, atölyeler kapanıyor. Ülkemiz yani Osmanlı ham madde ve pazar kaynağı haline geliyor. Niye? Sen şimdi bu gömleği eğer 5 bin liraya yaparsan diyelim ki günlerce terzi dikersen bunu el yapımı olursa 5-10 bin liraya mal olur. E Avrupa'da bunu 5 TL'ye mal edip burada 100 liraya satarsa senin işsizliğin artar. Bütün atölyelerin kapanır. Hiç kimse senden mal almaz. Sen ne yapacaksın ki? Niye böyle bir şey yapasın? Fransa itiraliyle de tüm dünyada hürriyet, adalet, milliyetçilik, insan hakları, demokrasi, eşlik düşünceleri tüm dünyayı etkiliyor. Osmanlı'ya da sıçrıyor bu olay. Osmanlı'ya sıçraması şöyle oluyor. Şimdi Osmanlı'nın içerisinde sadece Türkler yok. Osmanlı'nın içinde Ermeniler var, Rumlar var, Araplar var, Sırplar var, Bulgarlar var, Çerkezler var. Farklı farklı milletler var. Hep beraber huzur içinde yaşıyoruz. Buna Osmanlıcılık diyeceğiz hatta. Fakat Fransız ihtilalinden sonra yayılan milliyetçilik isyanları yüzünden Sırplar diyor ki Dobrovoci biz Sırbız diyor biz ayrılacağız diyor. Rumlar diyor ki biz diyor Rumuz diyor biz ayrılacağız diyor. İşte her bir millet Osmanlı Devleti'nden ayrılmaya başlıyor. Biz ayrılıyoruz, biz ayrılıyoruz, biz ayrılıyoruz diyorlar. Hepsi isyan ediyor. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki kardeş sıkıntı yok. Sen Sırbım diye ayrılıyorsan sen Bulgarım diye ayrılıyorsan kardeş biz de Türk'üz diyor ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuruyor. O yüzden biz Mustafa Kemal'e Atatürk soy ismini veriyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor. Yani kardeş siz Arap mısınız? Hadi güle güle. Siz bu musunuz? Hadi güle güle. Biz de Türk'üz diyoruz ya. Biz de yani bizim de bir milletimiz var. Biz ta Hunlar, Köktürkler, Uygurlar, Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklulardan biri gelen köklü bir milletiz. Dünyada ilk defa orduyu biz kurmuşuz. Onu biz kurmuşuz. Çinler dünyanın en büyük, en kalabalık milleti. Bizlerden korktuları için, altlarına yaptıkları için sadece bez sakmakla kalmamışlar, aynı zamanda Çin Seddi'ni yapmışlar. Uzaydan bile korkuları gözüküyor. Biz koskoca Türk yüzeceğiz ve Türk Tarih Kurumunu, Türk Dil Kurumunu kurarak bunu Türk milletine anlatacağız. Yani evet biz Osmanlı'yız, barış içinde yaşıyorduk ama yani bu kadar değil yani. Biz Türk olursak güçlü yüzeceğiz. Çok güçlü bir millet izleyeceğiz. Ama işte ...Osmanlı Devleti'nin dağılmasına sebebiyet veren milliyetçilik... ...hani bunlar ben Sırb'ım, ben şuyum, ben buyum diye ayrıldı ya... ...yeni Türk Devleti'nin de kurulmasını sağlayacak. Milliyetçilik Osmanlı Devleti için çok kötü. Dağılıyor çünkü Osmanlı Devleti, kozmopolit, farklı farklı milletler bir arada... ...ama Türkiye için de ilk başta iyi oluyor. Ama bak ırkçılık değil. Milliyetçilikle ırkçılığı karıştırmayacağız. Şimdi geldik buraya. Ee, Osmanlı'da azınlık isyanları başlıyor. Azınlıklar ne yapacaklar Tonguç Eylade benim? Azınlıklar azdı hocam. Aynen dediğin gibi oluyor. Azınlıklar azıyorlar. Azıyorlar bizden ayrılıyorlar. Bize diyoruz ki azmayın kardeşim yapmayın diyoruz. Bunun için Osmanlı dağılmasını engellemek için böyle Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık gibi fikirler ortaya çıkaracağız ama olmayacak. Sonrasında da azınlıklar azacak ve bizden ayrılmaya başlayacaklar. Ve aynı zamanda demokratikleşme adımları atacağız. Yani isyanlar çıktı ya. Bunları engellemek için Osmanlı Devleti'nin dağılmasını engellemek için bazı önemli adımlar atacağız. Nedir? Tanzimat fermanı. Yani Padişahın bile uymak zorunda olduğu kurallar, ıslahat fermanı, yenileşme fermanı. Birinci meşrutiyet yani halkın da yönetime katılması. Yani bak şu çok önemli Tonguç'um. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan ediliyor ama 1908'de ve 1876'da da zaten meşrutiyet var. Yani halk yine seçimle milletvekillerinin yarısını seçiyor. Bir padişahın meclisi var, ayan meclisi bir de halkın meclisi var, mebusar meclisi ve bu seçimlerle bir meclis yapılıyor. Bu meclisle ne olduğunu bilmen lazım. Yani birazdan e, bir sonraki derslerimize göreceğiz. misak Milli Kararları mesela İstanbul'daki mecliste alınacak. Yani Osmanlı'da Mustafa Kemal Atatürk doğmadan önce Mustafa Kemal Atatürk 1881'de doğdu. 1876'da meclis, milletvekili, sandık var ama... Halkın yüzde yüz ülke yönetmesi yani cumhuriyetçilik Mustafa Kemal Atatürk sayesinde gelecek. Cumhuriyet Mustafa Kemal Atatürk sayesinde gelecek. Şimdi bunların Osmanlı'ya siyasi ve sosyal açıdan nasıl etkilediği sorulabilir. Sınavlarda defalarca soruldu dikkatli olmamız lazım. Demek ki sanayi inkılabı Osmanlı'yı berbat etkiliyor. Çok kötü etkiliyor. Fransız itiralinin iyi yönleri var. Yani bizde işte bu tarz meşrutiyetler, fermanlar, kanun esası gibi anayasalar geliyor. Ama kötü yönleri de var. Azınlık isyanları çıkıyor. İsyanlar sonrasında azınlıklar bizden ayrılıyorlar. Şimdi Osmanlı dağılmaya başlıyor. Hani dedim ya az önce sadece Türkler yok, Sırplar, Bulgarlar, Romanlar, Araplar var. Şimdi şöyle düşün, şunun milletlerin hepsini koyalım. Şimdi biz buradayız, Türkler kalbinde işin ucundayız biz. Tamam, Şimdi Sırplar ayrıldı ya ayrılmayın diyoruz. Bulgarlar ayrılıyor ayrılmayın. Rumlar ayrılıyor ayrılmayın diyoruz ama ayrılmasınlar diye. Ya kardeşim biz hepimiz Osmanlıyız. Sen Sırp olabilirsin ben Türk olabilirim. O şu olabilir bu olabilir ama hepimiz Osmanlıyız diyoruz ama. Ruslar Sırpları Bulgarları Romenleri kışkırtıyor ve pan Slavizm yani Slav fanatikliği uygulayarak bunların ayrılmasına sebep veriyor. Araplar diyor ki hayati. biz ayrılıyoruz kardeş diyor. Ya diyoruz yapmayın kardeşim biz hepimiz Müslümanız. Biz hepimiz Peygamberimizin son peygamber olduğuna inanıyoruz. Hepimiz Allah'a inanıyoruz. Hazreti Muhammed'in ümmetiyiz. Ayrılma diyoruz. Ama Araplar maalesef Birinci Dünya Savaşı'nda bize saldırıyorlar. Yani bu hangi politikanın tutmadığını gösterir Tonguç Eladın benim? İslamcılık. Evet İslamcılık politikasının tutmadığını gösterir. Araplar ne İslam ya kardeşim diye bizden ayrılıyorlar. Ama Türkçülük politikası yeni Türk devletinin temel kavramlarından biri oluyor. Batıcılık da yine ülkemizin yönünü batıya çeviriyoruz. Bak biz har Eğrim'den sonra Arap harflerini bırakıp Çin harflerine geçmiyoruz. Japon harflerine geçmiyoruz. Batının Latin alfabesini geçiyoruz. Niye? Çünkü yönümüz, yönümüzü batıya çeviriyoruz. Tonguç eladım benim. Geldik Uyanan Avrupa'ya Sarsan Osmanlı'da Osmanlı'yı dağılmaktan kurtarmak için ortaya atılan fikir akımlarına. Bunların ne olduğunu anlattım ama bir kez daha geçiyorum. Osmanlıcılık Osmanlı bünyesinde bulunan milletlerde Osmanlılık duygusu geliştirmek. Yani sen Bulgar olabilirsin. Sen Sırp olabilirsin, sen Yunan olabilirsin. Fark etmez kardeşim, hepimiz Osmanlıyız diyoruz. Ama Balkan milletleri isyan edip Osmanlı'dan ayrılıyorlar. Bu 2020 LGS'e geldi mesela. İslamcılığın olduğunu söylemiştik. Hangi milletten olursa olsun, bütün Müslümanlar, ister Arap olsun, ister şu olsun, ister bu olsun. Halifenin etrafında, yani biliyorsun, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed vefat ettikten sonra İslam Devleti'nin lideri ilk başta Hazreti Bekir oluyor. İlk halife, sonrasında Hazreti Ömer geliyor, sonrasında Hazreti Osman, sonrasında Hazreti Ali, ardından Emeviler, ardından Abbasiler, ardından Memlükler ve sonrasında Osmanlı'ya güç halifelik. Yani Yavuz Sultan Selim, Kanun Sultan Selim, hani bunlar halife. Yani Osmanlı padişahları aynı zamanda dünyadaki İslam dininin lideri, çok büyük. Yani Hazreti Bekir gibi, Hazreti Ömer gibi, Hazreti Osman gibi, adam padişah ve halife. Fakat İslamcılık politikası gücünü yitirdiği için halifenin etrafında birleşmiyor Araplar. Araplar diyor ki ya salla ya biz İngiltere'nin yardımıyla biz buraları alacağız diyorlar ve bize saldırıyorlar. Kanal, Hicaz, kanal dediği Suriye, Hicaz dediği Suderebistan, Yemen cephesinde etkisiz oluyor ve Araplar bize saldırıyor. Türkçülük ise Türkleri bir araya getirerek milli bilinç kazandırmak. Milli bilinç çok çok önemli Tonguç Erhan'da benim. Niye? Çünkü bizim milli bilincimiz olmazsa affedersin ülkemiz dağılır gider. Sen nereden geldiğini, geçmişini bilmezsen... Ya işte Almanya çok iyi yok şurası böyle bura böyle aman Türkçe de önemli değil aslında selfie diyelim falan filan derken bir bakmışsın artık Türkçe kelime konuşmuyorsun. Bir bakmışsın bayrağın önemsiz. Bir bakmışsın sadece yabancı filmler izliyorsun. Bir bakmışsın yabancı kültürüne aşkısın. Bir bakmışsın sadece yabancı arabalar. Zaten seni sen yapan senin kültürel unsurların. Yoksa telefonun zaten yabancı. Araban zaten yabancı. Şu kalem bile yabancı. E öyle olunca kağıt bile yabancı. E sen kendine ait hiçbir şeye sahip çıkmazsan yabancılaşıp gidiyorsun. Sonradan da kendi kültürüne, benliğine sahip çıkmadığı için kaybolup gidiyorsun. O yüzden ne çok önemliymiş Tonguç Eladım benim? Milli bilinç. Harikası. Milli bilinç inanılmaz önemli Tonguç Eladım. Hemen İstiklal Marşımızın ilk mısrasını söyle bana. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Harikasın tebrik ediyorum seni. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstüne en son olacak. Çünkü o dönemde gerçekten milli bilinç zor durumda. Mustafa Kemal Türk o yüzden İstiklal Marşı'nın defalarca okunması ve seçilmesine çok mutlu oluyor. Çünkü İskel Marşı Mehmet Akif Ersoy Türk halkına diyor ki korkmayın ya diyor. Bayrağımız diyor ülkemizdeki en son evi de ele geçirmedikleri sürece bu gönderden inmez diyor. Yani en son ocak sönmeden bu al sancağımız inmez diyor. Merak etmeyin diyor. Dolayısıyla çok önemli bir dinleyici. Batıcılık da batıyı takip ederek modernleşmek. Yani bu da Cumhuriyet'in ilk yıllarında etkili oluyor. İşte Şapka Kanunu, Medeni Kanun, İsviçre'den, Almanya'dan, Avustralya'dan farklı farklı kanunlar getiriyoruz niye yönümüzü Batı'ya çeviriyoruz bu da çok önemli Tonguç'um. Şimdi son olarak önemli kavramları da söylüyorum. ve ardından dersimizi bitiriyoruz ama sen mutlaka sıfırdan sekize hazırlık setinin içerisinde yer alan sıfırdan 8'e sosyal kitabının sözel kitabını almalısın Tonguç'um. Sayısal da matematik ve fen var burada zaten feni çok güzel bir şekilde daha daha iyi anlatan hiç görmedim ben. Burada anlatıyor ve ardından soruları var. Buradan zaten sayısal çalışacaksın. Sözelde de yine inkılap tarihi efsanevi bir şekilde anlatılıyor. Bak burada hatta sana anlattığımız konuların nasıl e, özetlendiğini burada göstereyim. Şuraya gelelim. Noktalama işaretleri değil tabii ki orası Türkçe. Bak sanayi inkılabı Fransız ihtilali. Hop uyanan Avrupa sarsılan Osmanlı. Hop fikir akımları. Hop buraya gelmiyorsa burası yok. Buraya kadar mutlaka soldaki konu anlatımını ve sağdaki soruları çözmeni istiyorum. Son derece kaliteli sorular. Ve Türkiye'de bence en fazla soru yakalayan inkılap tarih kitabı olan Dinamo inkılap tarihi kitabını da hemen sana göstermek istiyorum Tonguç Ayla'da benim. Burada tabii Dinamo İngilizce de var setimizin içerisinde. Dinamo Türkçe var, Dinamo matematik, Dinamo din, Bismillahirrahmanirrahim, Dinamo fen hepsi var ama Dinamo inkılap tarihi gerçekten efsane. Buradaki sorularda mutlaka bu konuyla alakalı çözmelisin. Her biri son derece kaliteli olarak hazırlandı. Karekod okutarak soruların çözümünde izleyerek konuyu iyice pekiştirmiş olursun tonguç çeladı benim. Şimdi reklamlar bittiğine göre <laughs> şaka tabii. Bunların her biri sizin başarılı olmanız için söylediğimiz tavsiyeler arkadaşlar ama mutlaka bu tavsiyelere uyun diyoruz ve son kavramları veriyoruz. Burası önemli. Şimdi denge politikası ne demek? Devletlerin arasındaki çıkar çatışmalarından ...yararlamak demek. İngilizler saldırınca Ruslardan yardım istiyoruz. Ruslar saldırınca İngilizlerden yardım istiyoruz. Bu taktik. Örneğin Osmanlı'nın Mısır işgal eden Fransa'ya karşı Rusya'nın desteğini almaya çalışması. Rusya saldırınca da Fransa'nın desteğini isteyebiliyoruz. Hukukun üstünlüğünün gözetilmesi herhangi bir durumda keyfi değil, hukuk kurallarına göre hareket etmek hukukun üstünlüğü oluyor. Örneğin Tanzimat Fermanı ile padişahın hukukun üstünlüğünü kabul edilmesi. Tanzimat Fermanı çok önemli. Niye? Gülhane Hattı Humayun deniyor. Bu ferman padişahın bile uymak zorunda olduğu evlenme, boşanma, miras, askerlik gibi kavramları yazıyor ve tüm halka anlatıyorlar yazılı yani. Bizim anayasamız var. O da ilk anayasallaşma süreci. Duyun Umumi İdaresi de Genel Borçlar İdaresi. Yani Osmanlı'dan alacaklı olan devletlerin kurduğu uluslararası teşkilat bugünkü İstanbul Erkek Lisesi'ne kuruyorlar. Bu da ekonomik bağımsızlığımızın gittiğinin göstergesi. Şimdi bizim yabancılara borcumuz var. Onu ödeyemeyince adamlar bugünkü İstanbul Erkek Lisesi'nin olduğu binaya Duyun Umumi'ye Genel Borçlar İdaresi'ni kuruyorlar. Ve bizim Maaşlarımıza karışıyorlar... Tarımsal üretimimize karışıyorlar... Bu sene pamuk üretiminin gelirlerini biz alacağız diyorlar... E ne yapıyorsun ya? E çünkü bize borcunuz var... Bu kadar basit... Ve bizi gerçekten bitiriyor... Gümrük gelirlerinin azalması... Coğrafya kişiler sonrası Osmanlı vergi gelirlerinin azalma oluyor... Niye? Çünkü adamlar Akdeniz limanlarını değil... Atlas Okyanusu limanlarını kullanıyor... Kapitülasyonların ne kadar önemli olduğunu defalarca söylemiştim... Çok çok önemli... Yabancı devletlere verilen... Her türlü ayrıcalık, imtiyaz, ekonomik olanı da çok fazla değerli... Niye? Adam geliyor mesela bunu rahat rahat istediği fiyatı satabiliyor. Sen bunu istediği fiyatı satarsa buna vergi koymazsan her taraf yabancı mallarıyla dolar. O zaman senin Türkiye'de telefon üretmen imkansızlaşır. Skolastik düşüncede orta çağda Katolik Kilisesi'nin eleştiriye kapalı düşüncesi. Bunu yıkıyorlar reformla daha özgür düşünceye ulaşıyorlar. Ödevlerimizi verdik konuyu anlattık. Biraz heyecanlı ve uzun anlattık ama inşallah anlamışsınızdır arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde bir kez daha izleyebilirsiniz. Mutlaka mutlaka sıfırdan 8'e sözel kitabından da buradan tekrarlarınızı yapın. Ardından da Dinamo İnkılap Tarih kitabınızdan da sorularınızı çözün. Ve ardından da inşallah LGS İnkılap Tarihinde harika bir şekilde en yüksek netlere ulaşın. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Yeni serimizde cehaletle savaşınızda hepinize başarılar.